Hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu hocamızla aile ekonomisinde çok mühim bir konu konuşacağız hocam. Çok önemli. Evet, doğru. Şimdi ben bir adet anket düzenledim biraz önce. Tabii o kadar yoğun ki gündem anca düzenleyebildim anketi ama 15 dakikada yaklaşık 200-300 katılımcı gelmiş bu ankete. Hemen söyleyeyim, sözü bırakacağım size. Şimdi 4 kişilik bir aile aylık gereken minimum gelir ne olmalı dedim. Asgari ücret bakımından tabii buna. Yani yoksa onun ucu açık yani minimumda. Şimdi 3500, 4000, 4500, 5000 dedim. 5000 plus dedim. Sadece %4'ü 3500 demiş. Çoğunluk tabii ki 5000 plus'ta, %81. Ama 4500 ve 4000 diyenler de var. Şimdi asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz komisyonlar görüşecek. Az önce de zaten bakanın açıklamalarını görmüştük. İşte EYT ile ilgili, 3600 ek gösterge ile ilgili, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması ile ilgili. Dün mesela TİS Genel Sekreteri ile yayın yaptık akşam 19'da. O da işte tüm ücretler üzerindeki verginin indirilmesi ya da yani bir şekil indirilmesini destekliyoruz dedi. Şimdi bizim aile ekonomisinde konuşacağımız konu net bu. Şimdi 4 kişilik bir aile ne kadar bir gelirle minimumda yaşayabiliyor? Buyurun hocam. Şimdi tabii önemli bir konu. Özellikle Aralık ayı sonunda bu daha da yoğunlaşacak. Çünkü 2022'de asgari ücret belirlenecek. Neden çok önemli bizim için? Çünkü Türkiye'de 20 milyon civarında çalışan var diyelim, ücretli çalışan var dersek, kayıtlı kayıtsız, çok yuvarlayarak söylüyorum rakamları, 20 milyonsa bunun yaklaşık %70'i bir kere asgari ücret düzeyinde çalışıyor. Neredeyse ortalama ücret de asgari ücretin hemen hemen ya aynısı ya da birazcık üzerinde oluşmuş durumda Türkiye'de. Fakat son yıllarda da yaşadığımız çok ciddi bir enflasyon var ve bunu özellikle marketlerde, pazarda, gittiğimiz her yerde hissediyoruz. Yani restorana da gitsek hissediyoruz, bir yemek yediğimizde hissediyoruz. Yani esnaf lokantasında bile emin olun gidip bir yemek yediğinizde, ki İstanbul'dan bahsetmiyorum, herhangi bir işte Edirne'den bahsedelim, esnaf lokantasında abartmadan yediğiniz 3 kişilik bir yemek yaklaşık 40 TL gibi bir rakamla çıkıyorsunuz. Yani yaklaşık 40 TL. Yani bunu burada böyle abartılı gerçekten hiçbir şey yok. Sadece öğle yemeğinde yenilen şey. Peki nedir? Maliyetler gerçekten çok yüksek, çok yüksek bir enflasyon var. Burada da insanların gelirleri eriyor. Asgari ücret işte şu anda 290 dolarlara inmiş durumda. Neredeyse yılbaşından bu yana 100 dolarlık bir kayıp var. Yani düşük rakamlara çalışıyoruz. Hocam, size bir şey soracağım ben yalnız. Şimdi bölgesel dediniz ya, hani İstanbul için konuşmuyorum dediniz ya, bir örnekte esnaf lokantası için. Yalnız ben size şunu sormak isterim. Yıllardır dillendirdiğim benim bir şey var. O da tabii hocalarla konuşurken sizlerle. Enflasyon, evet, Türkiye enflasyona çıkıyor. Evet, %19.90, %20. Fakat İstanbul'daki yaşayanla Mersin'de yaşayan ya da ne bileyim Ordu'da yaşayan ya da Artvin'de yaşayan vatandaşın enflasyonu İstanbul, İzmir, Ankara gibi değil. Şimdi hem bölgesel enflasyon hesaplaması yapılmalı, daha mı doğru olur? Yani hesaplama adına soruyorum. Çünkü asgari ücret meselesinde de eşitlerseniz, İstanbul'daki kiraların minimum 1000 lira olduğunu varsayarsanız, ki 1000 lira bile yok şu an aslında, 1500'den başlıyor. Fakat gidin mesela Ordu'ya, orada 1500 liraya çok güzel evler var, 1000 liraya da var, 600 liraya da var. Şimdi bir tarafta örnek veriyorum, 4000 lira olduğunu varsayan asgari ücretin İstanbul'da yaşayan bunun yarısını kiraya veriyor. Ama Ordu'da yaşayan bunun dörtte birini kiraya veriyor. Şimdi dolayısıyla bölgesel asgari ücret hesaplaması da olması gerekmiyor mu? Yani tabii şimdi aile ekonomisinin konusu mu değil mi tartışması yapabiliriz ama yani çünkü bu da fark ediyor. Öyle ya da böyle. Ben buradan vereyim. Gerçekten yani dediğin doğru. Her yerin, hatta her kişinin enflasyonu farklı. Hani orayı yine indirgeyemeyiz ama bölgesel olarak indirgenebilir mi acaba? Daha doğru olmaz mı? Olabilir ama bunun için gerçekten çok iyi çalışmak lazım. Çünkü o senin söylediğin 1000 TL'ler artık yok.
Yani ben işte dolaşıyorum Mersin. Yo yo, yani orada da 1250'ye vardı geçen yaz. Geçen yaz geçti. Çok çok eskilerde kalmışsın. Geçen yaz dedim şundan 3-5 ay önce hocam, yani geçen yaz dediğim 2020 değil. Yazsınlar Ordu'dan vatandaşlar izleyen varsa. Tamam. Yazsın, yazın efendim Ordu'dan izleyenler bize, kiralar minimumda ne kadar? Buyurun doğru, hocam. Geçen yazdan bu yana acaba ne kadar kiralarda artış olmuş söylesinler. Yüzde kaç artış olmuş söylesinler. Biz en azından burada Edirne mesela, orada da görebiliyoruz. İşte öğrenciler yavaş yavaş üniversiteye gelmeye başladı. Kiralarda da ciddi artışlar oldu. Yani öyle hemen yani aynı kalıyor, her ilde aynı falan değil. Çünkü insanlar o şehirlerde de üniversite var. Üniversiteler açılmaya başladı. Kiraya evleri olan talep arttı. Bir de zaten konut stoğu yavaş yavaş eridiği için de maliyetler, ev yapım maliyetleri de yükseldiği için, bir de satış fiyatları inanılmaz yükseldiği için kiralar inanılmaz yüksek. Şimdi genel olarak baktığımızda, şimdi bunu en iyi nereden göreceğiz? Çarşı pazardan göreceğiz. Gittiğimiz zaman çarşı pazara, bugün Adana'ya da, Adana'da da geçen hafta örneğin ben konuştum Adana'da arkadaşlarla. Evet, burası sebze meyve memleketi, evet yani tarlada ucuz olabilir ama pazara geldiğinizde bizim pazar bile pahalı hocam diyorlar. İstanbullu ne yapsın? Yani dolayısıyla orada bile fiyatlar gerçekten inanılmaz yüksek. Evet yani, çok arttı. Yani orada bahsettiğiniz şehirlerde de arttı tabii ki kiralar. Örneğin geçtiğimiz evet. günlerde hep beraber gittik biliyorsunuz Mersin'e. Doğru, sordum orada, örnek veriyorum, orada tabii yıllık ödeniyormuş kiralar. 12 bin ödeyen biri şimdi işte 18 bin ödüyormuş, örnek veriyorum yıllık bazda. Orada ciddi artışlar var. Yani sadece onu demiyorum. Mevcut durumda İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerin zaten kat sayısı yüksekti. Tabii ki her yerde eşit oldu ama bir şekilde geçim, yani bölgesel geçim endeksi gibi bir şey mi hesaplanmalı? Aykut Aşan da böyle bir Twitter takipçimiz yazmış. Buyurun. Tabii ki olabilir. Yani bölgesel olarak hesaplanabilir bunlar. Bölgesel olarak da yapılabilir bu çalışmalar. Ama Türk İş'in yaptığı çalışma bizim için belki baz alınması gereken bir nokta. Türk İş diyor ki Ekim ayı itibariyle 3093, yani 3100 TL diyelim biz ona yuvarlayarak, bir aile, yani 4 kişilik bir ailenin beslenebilmesi için alması, harcaması gereken rakam 3100 TL diyor. Ama biliyoruz ki bu beslenebilmesi için, yani açlık sınırı dediğimiz şey sadece 4 kişilik ailenin beslenebilmesi için hazırlanmış olan rakamlardır. Eğer geçimi derseniz, yani yiyecek dışında konut, sağlık, ulaşım, bunlar da en önemli ihtiyaçlar, bunu da kattığınız zaman 10.075 TL'ye yükselmiş durumda yoksulluk sınırı. Yani iki tane asgari ücretli çalışsa evde, veyahut da şöyle diyeyim, asgari ücretin üzerinde 4.000 TL'ye çalıştığını düşünün eşlerin, iki çocuk da okula gidiyor, yani 8.000 TL bu yoksulluk sınırının altında bırakıyor sizi. Tabii ki burada ev sahipliği oranlarına da bakmak lazım. Kira olarak da alıyoruz ama Türkiye'de %56 civarında yanılmıyorsam ev sahipliği oranı, bu atadan babadan kalmıştır, efendim siz almışsınızdır fark etmez. %56, bu oran %56'ya gerilemiş durumda. %70'lerdeydi bundan 20-25 yıl önce bu rakamlar. Şu anda 56'ya gerilemiş durumda ev sahipliği oranı. Dolayısıyla hani yoksulluk sınırı dediğimiz rakamın içinde eğer ev kirası yoksa onlar kurtarabiliyor. Veyahut da işte iki asgari ücretle o insanlar yiyecek içecek kurtarabiliyor. Ama eğer kira ödüyorsanız, hele yeni bir taşınmışsanız bugünlerde, gerçekten felaket bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Her yerde bu rakamlar artmış durumda. Dolayısıyla sınır belli. 3100 TL zaten sadece doğru beslenme. Evet. Doyma demiyorum. Yani çünkü bazen de şöyle aç var etrafta falan diye böyle şey yapıyor. Ya ekmek yersin. Aç kalmasın da işte o beyin ne olur? O ayrı bir şey. Yani anlatabildim mi? Nasıl bir beyine sahip olursunuz? O ayrı bir konu. Yani iyi beslenmeden bahsediyoruz. Yani etini, sütünü, işte
balını, reçelini, düzgün bir şekilde yemeğini, sebzeni, meyveni yiyebilecek durumdan bahsediyorum. Şimdi zaten bu yoksulluk sınırı, siz de bahsettiniz, 10.000 üzerine geçmiş durumda. Bu arada bir tweet geldi Ordu'dan. Evet. Oturulacak evet. Orta halli daireler 1250 ila 2000 arası Ordu'da. Dedim hocam size. Ama 1000 lira dedim. 1250'ye güzel daire var dedim. Güzel daire diyorsun. Bak orta halli daireler. Belki bana göre orta halli güzel daire demektir hocam. Göreceli bir kavram. Şimdi konuşturma beni. Ya neyse, gülüyoruz. Ama yani gülmeyelim bu kadar da sinir bozuluyor insanın. 1250 diyelim 1500. Yani sonuçta orta halli bir daire 1250-2000 arası. Burada orta halli bir daire İstanbul, İzmir, Ankara'da ne kadar? Onları da lütfen yazsınlar. Ben siz konuştukça yazayım. İzmir, Ankara ve İstanbul. İstanbul'u biliyoruz da İzmir, Ankara, Adana. Oradaki takipçiler, izleyenler lütfen Bloomberg HT Twitter adresine gönderiniz. Biz de buradan en azından aktarmış olalım. Hazır, sıcağı sıcağını. Buyurun hocam, siz devam edin. Ben geldikçe söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu yazdan itibaren gerçekten kiralarda artış var da onun için söylüyorum. Yani onu İstanbul'da falan da soruyorum. Edirne'de zaten kendimiz yaşıyoruz, görüyoruz ortamı. Gerçekten hemen hemen her ilde ev fiyatlarından tutun yazdan bu yana kiralarda da bir artış var. Neyse, yani konumuz şu. Yani 4 kişilik bir ailenin düzgün beslenebilmesi için 3100 TL'ye ihtiyacı var. Bir de Türkiye'de tabii konutla yapılan, ister ev sahibi olun ister kiracı olun, konutla ilgili yapılan harcamalar da yüksek. Burada nesi var? İşte efendim doğalgazı var. Bunun içinde elektriği var. İşte bunun içinde sabit telefon veyahut da diğer şeyler var diyelim, giderleriniz var diyelim. Bunları da koyun, evle ilgili yapılan harcamaları, elektrik, su, bunları koyduğunuzda bu rakam, biz pahalıya alıyoruz biliyorsunuz bu hizmetleri. Zaten dünyada da durum belli. Doğalgazda işte kömür fiyatlarının uçtuğunu biliyoruz. Hemen hemen ısınma bu sene çok zor olacak. İyi ki hava koşulları, gerçi pastırma yazı geçiriyoruz bu da son günlere, ama sonuçta insanlar bir şekilde ısınmaya çalışacak. İşte kömür fiyatları falan uçmuş durumda. Bu şekilde baktığınız zaman evle ilgili yapılan harcamalar ortalama 1000 TL koysanız bu rakamın üzerine, zaten sadece evle ilgili harcama, kira harç bakıyorum, işte telefon, sabit dediğimiz şey, 1000 TL ortalama koyduğunuzda 3100 TL'de zaten açlık sınırı var. İşte 4100 TL'ye geliyor. Bunun dışında eğitimi var, giyinmesi var, barınması var, ulaşımı var en önemlisi. %17 biliyorsun bizde ulaşım harcamaları %17'ler seviyesinde bir harcamamız var ulaşıma. Hani servis var diyebilirsiniz. Belli iş yerleri servis olanağı verebilir. Ama ortada bir gerçek var. Yani çocuklarınız en azından okula giderken ulaşım maliyeti var. Büyük şehirlerde özellikle. Bunları da kattığımız zaman senin o D şıkkı gibi D şıkkına geliriz yani. D şıkkı zaten size dedim %90'larda doğaldır. Çünkü açlık evet. Sınırı 3100, yoksulluk sınırı 4 kişilik aile 10.000'in üzerine gelmiş ise, o zaman size çok bilinmeyen de eklem, böyle bir yerde asgari ücret ne olmalı? İşte yani asgari ücretin işte baktığımız zaman, yani ben tabii ki rakam olarak söylüyorum. Bu şehirden şehire, bakın kirayı çıkararak yazdım şeyi. Yani burada hani ya eti sütü işte fazla karıştırma, biraz doyalım falan dediğiniz zaman 2000 TL, yani hadi 3100 lira demeyelim, 2000 TL doyma üzerine kurarsın. 1000 de zaten sabit giderim var. 3000 TL zaten şu anda bunun içinde kirası yok, barınması yok, ulaşımı yok. Yine 3000 TL'ye geliyoruz. Onun için yani satın alma gücünün inanılmaz düştüğü bir ortam. Burada tabii devletin de yapabilir şeyler var. Örneğin işsizlik sigorta prim var. Asgari ücret brüt tutarının %1'i gibi biliyorsun işçi işsizlik sigorta fonuna para aktarıyor. Zaten bu sosyal yardımlar genelde bu özellikle pandemi nedeniyle
işsiz kalanlara yapılan yardım burada toplanan paralardan veriliyor. Biz şimdi örneğin belli dönemlerde, özellikle bu dönemler, işveren üzerinde de çok büyük baskı yaratmadan en azından devlet işsizlik sigorta fonunda ki kesintiyi örneğin bir yıllığına ne yapabilir veya iki yıllığına işçiden de işverenden de almayabilir. Mesela geçen sene işverenlere bildiğim kadarıyla 75 TL'lik bir yardım yapıldı. Hala şimdi de devam ediyor mu bilmiyorum, onu kaçırmış olabilirim ama bu sene de devam etti bir süre, onu biliyorum sadece. Şimdi bunu işçiye de verebilirsiniz. Yani işçiye de bu şekilde SSK primini örneğin 75 TL daha düşük alırsınız. İşte işsizlik sigorta priminden biraz fedakarlık eder devlet. Oradaki pay olarak işte işverene bir denebilir veya işveren iki verir. Devlet katkısına devam eder. Zaten orada birikmiş bir rakam var. Pandemi döneminde de herkese buradan para verildi. İşkur bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor bu paraları. Bir iki yılda alınmasa çok da bir şey olmaz. Yani işçinin en azından cebinde daha net tutarlar bu şekilde kalabilir. Vergi konusunu bilmiyorum. Orada çünkü hocalar tartışıyor. Gelir vergisi almadığınız zaman asgari geçim indiriminden yararlanamaz diyor Murat Batı Hoca örneğin. Evet evet, bunu... bugün yayında olacak zaten Murat Batı Hoca, saat 19'da. Bunu da sonra, söylemiş olayım. Evet. Ona da soralım. Çünkü onun şeyi farklı. Ben orada SSK primi, damga vergisi, bir de tabii ki biraz önce söylediğim işsizlik fonunun en azından bir yıl alınmaması gibi bir çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Enflasyon rakamı 16.2 gelecek yıl için, orta vadeli programdaki rakamlar 16.2'yi gösteriyor. Şimdi %16 ücret zammı, yani asgari ücrete para verseniz o zaman biz gene bırakın şeyi, yani açlık sınırını ancak kurtarmış olacağız. O nedenle biraz daha devletin de bu işlerde fedakarlık yapması gerekiyor gibi geliyor bana. Bu arada tweetler geliyor hocam. Şimdi İstanbul 4.000-4.500 orta halli bir daire kirası. Ordu'yu söyledik, 1.250-2.000 diye gelmiş. Tweetleri okuyorum. İzmir 3.000. Bornova depremden yıkılan evin karşısındaki evler 3.000'miş kirası. Bursa daha önce 708 lira olan evler şu an 1.500-2.500. 1500 ile 2500 arası değişiyormuş. Yani görüldüğü gibi rakamlar yüksek. Onu biliyoruz zaten. Her birinde artış olduğunu. Zaten ben onu demedim. Her bölgenin farklı artışı var gördüğünüz gibi. Yani şimdi Ordu'da yaşayan biri 1250'ye ev tutabilirken İzmir'de 3000. İşte Bursa'da 1500, İstanbul'da 4000-4250. Dolayısıyla buna vurduğunuzda 4 kişilik bir aile İzmir'de, Bursa'da, Van'da, Kars'ta başka türlü bir geçim endeksiyle ilerliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde başka şekilde ilerliyor. Sonuçta 4 kişilik bir aile evin içerisine girmesi gereken tutar sizin bahsettiğinizde ve yoksulluk sınırı olan 10 bin lira baz alırsak 10 binin altı olmamalı gibi görünüyor şu an anlattıklarınızda. Yani ama tabii 10 bin yoksulluk sınırı. Yani hani iki kişi çalıştığı zaman 5 bin aldığında yoksulluk sınırında kalıyor. Yani dediğim gibi farklılaştırılabilir asgari ücretler. Asgari ücret farklılaştırıldığı zaman belki şöyle de olabilir. Yani bu yılı tabii baz alarak bu farklılaştırmalar yapılır. Ne yaparsınız? O zaman belki çok yüksek asgari ücretin olduğu yerde... ki işlerin daha düşük olan yerlere doğru kayması gibi bir dengeleme de söz konusu olabilir. Yani bu özellikle yatırım teşviği açısından da önemli olabilir. Ama aile ekonomisi açısından en azından biz olaya, yani çok makro girmeden aile ekonomisi açısından bakarsak, yani işte söyledim, kiraları söyledim, en düşük yerde 1250-1500 bir kiradan bahsediyoruz. Yani kira bu kadar ise işte 3100 TL üzerine koyduğunuzda bir de 1000 TL sabit giderleri
koyduğunuzda zaten o senin söylediğin ankette söylediğin 5000 plus'ı yakalıyorsun. Hocam şimdi bana demişler zaten Zeliha Hanım 5000 oraya daha hani işte 3 4 5 6 diye gitseydiniz ama dikkat ederseniz 5000 plus dedim. Çünkü anket o zaman anketin ABCD'ye Z'ye kadar giderdi. Ona bakacak olursanız ama Twitter'ı ne yapayım? O da 4 tane sadece madde veriyor bana anket için. Bu arada biliyorsunuz Çalışma Bakanı'nın nasıl? Alt dilimi yükselt diyorlar sana. Çalışma Bakanı biliyorsunuz asgari ücretten vergi alınmaması ilgili çalışmamız var dedi yaklaşık bir saat önce. Evet. Ama işte dediğim gibi Murat Batı Hoca'ya sorun. Onun akşam konuşacağız. Evet onu sorun. O diyor ki hayır vergi üzerinde durmayın. Çünkü vergi konusu ayrı bir konu diyor. Onun önerileri biraz daha farklı. Dikkat çektiği konular önemli. Yanlış yapmamak lazım. Burada çünkü hemen popülizm gereği biz işte vergileri işte şöyle yapalım diyoruz ama o zaman asgari işte asgari geçim indirimi gidiyor. Bir de şöyle 3 çocuklu bir son cümle hocam bitmiş. 3 çocuklu bir kişinin asgari ücretinden zaten vergi tamamen kesilmiş oluyor. Yani vergi ödememiş oluyor. Dolayısıyla o konu vergi değil de daha farklı noktalara bakmakta fayda var. Ama zor. Geçim işi zor Zeliha. Zor. Bu arada bir takipçimiz demiş ki hangi esnaf lokantası o? Oraya gidelim bari akşamları yemek yapma derdinden kurtuluruz. Edirne'de bekleriz. Edirne'de bekleriz diyor tabii. Bu arada izleyenleri de o yazan kişi de not almış olsun. Hocam ağzınıza sağlık. Hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Ben bitiriyoruz. Saat 13'te tekrar karşınızdayım.